Salça yapımından bir tane bütün, bir tane de bütünden birazcık az salçam var. Daha hatta sıcak bile. Bu bir tarafta, o yüzden tam kapatmadık. Acuka sözüm vardı ekibe, acuka yapacağım. Şimdi acuka için ne lazım? Önce 3 avuç cevizim var. Böyle birkaç tane de baharat, ceviz, zeytinyağı ve de tabii ki güzel bir biber salçası. Önce bu cevizleri şöyle güzelce dövüyorum. Böyle minicik yapmayacağım. Kabaca kırıyorum. Sonra bunu böyle kaba boşaltıyorum. Bunun içerisine böyle bir çorba kaşığı kadar kişniş koyacağım. Kişniş normalde hani klasik alışılmış acukalarda yok ama böyle limonlu gibi çok karizmatik bir tat katıyor. Bunu da birazcık dövüyorum. Buna birazcık dövdüm, daha da ezilsin diye. Bir çorba kaşığı da karabiber koyuyorum. Buna hani çekilmiş karabiber de koyabilirsiniz ama ne kadar taze o kadar iyi oluyor. Bir çorba kaşığı da dört renk karabiber. Eğer böyle bir havanınız yoksa bir torbanın içerisine koyup yine böyle ağır bir taşla falan vurabilirsiniz. Bir çorba kaşığı daha da kimyon ekliyorum. Ve bunu silme ekliyorum. Bu üç tane baharat bayağı işi karizmatik hale getirecek. Karabiber de çok güzel kokuyor kardeşim. Şimdi içerisine koyacağımız üç tane güzellik kaldı. Kekik, zeytinyağı ve artık salça. Ben baharatlarla cevizi karıştırdım. Yaptığım gibi yapmayın. Önce baharatları karıştırın, sonra cevizi koyarsanız daha iyi olur. Biraz orada hızlı davranmışım. Bol bol bizim pazardan aldığımız zahter kekik türevi. Bunu böyle şimdi ince ince kıyacağım. Şimdi acuka çok enteresan, yani herkesin kendi sevdiği karışım vardır meraklılarının. Farklı baharatlar içerebilir. Ben bunu böyle birazcık Güneydoğu'dan gelmiş, göçmüş, ondan sonra İstanbul mutfağında sevmiş insanın acukası gibi yaptım. Burada çoğu insan da, sen onu biliyor musun? Çoğu insan beni Antakyalı zannediyor. Hem tipten hem de yemek yapma şeklinden sanırım. Ya da Antepli, Antepli zanneden de çok var. Yeşilliklerimiz de tamam, bunları da ince ince kıyayım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Önce 4 refika kaşığı bu. Siz 6 kaşık rahat rahat yapın bence. 2, 3, hala sıcak bu arada. O yüzden yeşilliği en son karıştıracağım. Baharatları karıştırıyorum. Şimdi baharatlar rahat salçaya lezzetini versin diye 4-5 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şöyle karıştırıyorum. Ben buna izninizle biraz daha ekleyeceğim. Yani toplam 6 refika kaşığı, işte 8 normal insan kaşığı diyebiliriz. Lezzeti aslında bir gece bekledikten sonra daha da fazla olacak. O yüzden mümkünse yani yapıp bekletebilirsiniz. Daha bile iyi olur. Yapıp kavanozlayabilirsiniz. Güzel bir böyle meze olarak da yiyebilirsiniz. Hop. Affetmem asla seni. Hazır efendim. Tuzu da tabii hiç tuz eklemiyorum. Çünkü salçanın kendi tuzu var. Bunu böyle hoş bir kapta ekmek üstünde yiyebiliriz. Meşkanın mutfağıysa birazcık elimizde bol olabilir. Bu bana anneannemden geçmiş. Ben doğmadan vefat etmiş ama ismi de Refika'ydı. Huyu biraz öyleymiş, bol bol bol. Böyle bir, ikiyi koyuyorum. Ama bundan gerçekten bir dilim yiyebilirsiniz. Çünkü hem lezzeti dolu hem de işte tuz açısından, sağlık açısından daha fazla yememekte fayda var. Şöyle ekmeklerimiz de tamam. Size vermeden şöyle tadacağım. Bu tarifimi yıllardır yapmıyordum, özlemişim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz. Hem beğeniyoruz hem abone oluyoruz. Bu da bize çok büyük destek oluyor. O yüzden ne olur üşenmeyin, yapın. Biz çok mutlu oluruz. Bu kadar. Görüşmek üzere. Acuka'ya bekleriz efendim. Kuzguncuk'tayız. Bekleriz vallahi.